Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan benim seste sıkıntı olduğu için ikinci kez çektiğim videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ee, o kadar yorgunum ki ne beğeni isteyecek takatim var ne abonelik isteyecek takatim var. Normal şartlarda işte şuraya 26.100 falan yapın, yapalım diye rica ederdim ama maalesef ee, böyle öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Artık ezberden, elimden geldiğince duyumları vermeye çalışacağım size arkadaşlar. Bir de sıcakla uğraşıyorum. Burada maşallah iyi sıcak. Şimdi başlık şu. Fenerbahçe'den dünyayı sarsacak. Transfer, Mauro, Icardi, işte detaylar. Peşin peşin söyleyeyim. <laughs> peşin peşin söyleyeyim. Ee, Icardi konusunda isim verip de ya da kapakta bir isim verip de içerikte başka bir video konuştuğum olmuyor benim. Her zaman da kuralımız bu şekilde. Bilginiz olsun. İkincisi, başlıkta ben bu kadar iddialı konuşuyorsam içerikte de mutlaka o kadar iç iddialı içeriğim vardır. Ben önce şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'de flash gelişme Mauro Icardi diye bir haber ortaya atıldı. Şimdi ben sadece konu etiketlerine bakarak aklımda kaldığı kadarıyla da videoları tekrar etmiş oluyorum. Bu yüzden de biraz daha hızlı oluyor. Bence sistemi böyle yapmalıyım ben. Böyle daha güzel olur. Icardi'yi Galatasaray'a vermek istediler. Galatasaray ne dedi? Nau no, nau no, dedi. Biz istemiyoruz dedi. Nau no, nau no, dedi. İşte kalk şuraya otur Galatasaray der. Nau no, nau no, dediler. Almadılar ya da alamadılar. Bak hiçbir Galatasaray taraftarı çıkıp da bizim takım şunu almadı alamadı demez ortalığı ayağa kaldırmaz. Hatırlayın arkadaşlar kimlerin kimlerin isimleri anıldı? Yok. Fenerbahçe başkanlar düzeyinde Icardi ile görüştü, anlaştı şeklinde bir haber ortaya atıldı. Hatta birçok duyumcunun duyumları var. Kimisi dedi ki Fenerbahçe 4 milyon eurosunu ödeyecek. Kimisi dedi ki bilmem ne yapacak falan filan. Ben en doğrusunu söyleyeyim size. Mauro Icardi için Holosko artı bir miktir yok pardon o önceki güncelleme. Berisha artı 3 milyon buçuk 4,5 altı milyon euro. Yok o da değil. Samat da artı Coca-Cola. Yok o hiç değil. Neyse bizim Icardi için teklifimiz şu. Hiçbiriniz inanmayacaksınız. Evet teklifimiz bu. Hiçbiriniz inanmayacaksınız. Hocam sen söyle biz inanırız. İnanmayacaksınız. Hocam bak söyle abone bile olacağız. Olmayacaksınız. Hocam sen söyle. Dediğin teklif gerçekleşirse söz abone de olacağım, üye de olacağım. Olmayacaksınız. Sözünüzü boşuna yemeyin. Yalan yere yemin etmenin İslam dinindeki yeri 3 gün oruç tutmaktır. Nafile ya da bir fakir doyurmaktır. Boş boşuna para harcamayın ya da emek sarf etmeyin. Hocam sen söyle bakalım. Bizim Icardi için teklifimiz yıllık ücretinin 1 milyon 800 bin eurosunu biz karşılayalım. Bonuslarla 2.7'ye çıkacak şekilde. Biz karşılayalım. Futbolcuyu da satın alma opsiyonuyla kiralamış olalım. Satın alma opsiyonumuzda yaklaşık 6 milyon euro olsun diye. Hocam engeli bastım gidiyorum görüşürüz. Hani inanırız diyordunuz. Hocam sen gerçeği söyle tamam. Güzel espriydi. İnandık. Yani sen gerçeği söyle. Gerçek bu. Fenerbahçe başkanlar düzeyinde görüştü. Doğru. Hatta e, operatör, operasyon direktörümüz Mario Branco da görüştü. Paris Saint Germain yetkilileriyle. Doğru. Bu görüşmenin bir ayağı İstanbul'da yapıldı. Doğru. Bir ayağı internet üzerinden yapıldı. Doğru. Üçüncü ayağı yine İstanbul'da yapıldı. Doğru. Bu transferin gerçekleşme ihtimali var. Bu şartlarda gerçekleşme ihtimali. Valla bu videoyu 12.30'da izleyeceksiniz yaklaşık bir 12 saat içerisinde UEFA'ya liste vermemiz gerekiyor. Eğer Icardi'yi alacaksan, almışsan, aldı alıyor yani merkep gibi mi diyeyim, ne diyeyim, mecburen diyeyim, mecburen listeye eklemek zorundasın. O yüzden de yani belki de siz bu videoyu izlerken bazı şeylerin haberi çıkacaktır. Siz de ben de doğruluğunu bu şekilde görmüş olacağız. Ama bu olay gerçek. Bu durum gerçek. Bir ikincisi Musa Dembele. Arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Musa Dembele için de bizim teklifimiz vardı. Kulübü 15 milyon euro istedi. 15 milyon euro isteyince biz bu parayı veremeyiz dedik. Kaynatamız da veremez, görümcemiz de veremez, eltimiz de bu parayı veremez dedik. Akşam pazarındayız. Akşam pazarını bilirsiniz. Pazarcılar sabah erken gelir. Yüklenirler. Halden alırlar. Ben zamanda pazarcılık yaptığım için biliyorum. Bu arada pazarcı kardeşlerimiz varsa hepsine selamlar olsun. Yaptığınız iş çok zor. Allah yardımcınız olsun. Yaptığınız işi hilesiz yapıp da helal kazanmak daha da zor. İnşallah Rabbim size helal kazananlardan eylesin. Sabah erken gidersin halde sıraya geçersin. Halden malı aldın. Pazar yerine götürürsün. Şunu kur, bunu kur, tezgahları kur, çadırları dik. Orada malları indir, diz raflara. Bu arada bilginiz olsun. Ben size bir pazar tiyosu vereyim. Pazarda en kaliteli ürünler ilk satılan ürünlerdir. Yok hocam çürüğü çarığı koyarlar. Arkalara iyileri koyarlar zamanla zamanla. Hepsi öyledir. İlk en iyisine verirler. Çünkü referans olacaksınız siz. Çarşıya çarşıdan eve gittiğiniz zaman, pazardan eve gittiğiniz zaman anlatacaksınız. Bir şey söyleyeyim. Eğer bütün pazarlarda ahlak şöyle olsa, saat 12'ye kadar her şey bitecek olsa, emin olun pazar kültürü çok farklı bir yere gider. Ama bizde ne yapıyorlar? Akşam pazarı. Akşam pazarı diye bir şey yok. Çürük çarık elde ne kaldı? Adam bir an önce vereyim de eve gideyim çoluğum çocuğum hanımla vakit geçireyim PlayStation oynayın falan filan diye iş yapacaktır. Ha futbolcu için de aynısını düşünün akşam pazarında. Size niye versin? Ya çürük çarıktır. Akşam pazarıdır. Ha şu da olur. Adamın malları gerçekten çok iyidir. Kilo 8 liradan satıyordur. Adamın önünde 3-4 kilo bir şey kalmıştır. Gidersin dersin ki kardeşim ya benim 10 lira param var. Veriyorsan buyur vermiyorsan canın sağ olsun dersin. Adam der ki ulan 10 lira 10 liradır. Ver git. Al senin de sevabını alayım der. Verir. İyi malı da alabilirsin. Futbolcu da böyle düşünün. Mesela Fenerbahçe için Dembele olayı böyle olabilir. Icardi'yi konuştuk. Dembele'yi konuştuk. Luis Muriel. Yazmışlar Fenerbahçe Luis Muriel'le görüşüyor falan filan. Hatta sevgili dostum Hasan Can Aksu da şey demiş. 13 milyon euro kulübü istedi. 4 milyon euro da futbolcu istedi diye. Ben şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Dırş. Çüş. İz. ne diyorsunuz ya? Manyak mısınız? Kafayı mı yediniz? Ya bir sene sözleşmesi kalmış futbolcu. 13 milyon euro. Dırş yani. 31 yaşında bir de. Bir de hani sezona başlar fırtına gibi başlar. Bizim Valencia gibi. Bizim Valencia 25 milyon euro o zaman. Küfür yemiş Valencia. Ki kırmızı karttan sonra epey gelmişine geçmişine sövüldüğü için muhtemelen ilk oynadığı maçta uçup kaçacaktır. Çünkü kotayı bayağı doldurdu. Depoyu fulledi ne diyorsunuz arkadaşım? Kafayı mı yediniz siz? Ne 13 milyon euro? Ben gerçeğini söyleyeyim 8 milyon euro. Kulübü istiyor, oyuncu da 2.7 falan istiyor. Zaten Ulaş abi de benzer bir duyum vermiş sanırım. Duyumlar paralel. Paralel olduğu için de doğruluk ihtimali yüksek. Ve ben size bu duyumu çok önce söyledim. 2-3 hafta oluyor. Söylemediysem buyurun. Biz o günlerde yoklamayı çektik. Ha o günlerde 13 istedilerse bir şey diyemem. Yüksek istediler. Biz geri adım atıp kaçmıştık. Belki o günlerde istemişlerdir. Bugünün şartı da bu. Hocam peki ihtimal var mı Luis Muriel? İhtimal var. Belki adamlar sek yani. Adam 8'e düştü diyorum size. Bu adamların çok fazla parayla pullan şey işi yok. Hani peşin verin biz şöyle yapacağız. Dört 4 de ödeyebilirsin. Ama Muriel için siz ne dersiniz bilmiyorum. Hocam Fenerbahçe'ye gelme ihtimali varsa çöptür. Gelme ihtimali yoksa süperstardır. Galatasaray'a Beşiktaş'a gidiyorsa wow, transfer çalımıdır. Gitmiyorsa Ali Koç'a istifa derim diyeceksiniz. Sizin şartlarımız bu. Ben size bırakıyorum Muriel'e. İkinci isim Maxi Gume. zaten bir önceki videoda detaylıca konuştuk. Geceleyin o videoyu da bu videoda ikinci kere çektiğim için iki kere konuştuğum için yok dört kere konuşmuş oluyorum. Dört kere konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun. Diğer isim Serdar Azman. Bakın birçok duyumcu yazmış. Fenerbahçe Almanya'dan bir formatla görüşüyor. Fenerbahçe Serdar Azman alıyor. Fenerbahçe Maxi Gomez'den bu yüzden vazgeçiyor. Fenerbahçe Fener, 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 Remix by DJ Honor. Ya Serdar Azman'la ilgili bir şey söyleyeceğim size. Çok özür dilerim. Şunu söyleyeyim bak. Soğuk su için. Soğuk su için. <laughs> Niye biliyor musunuz? Hatta yoğurt yiyin ama üfleyerek yiyin. İki kere üfleyin. Yoğurdu buzdolabına koyun da öyle yiyin. Niye? Sütten ağzınız yanmadı mı? Arkadaşlar, Serdar Azmın olayında bak size sadece birkaç bir şey söyleyeyim. Bir, dünya yüzeyinde hangi futbolcu 25 milyon euro transfer market değeri varken 2,5 milyon euroya satılsın? Soru bir bu. Evet Rusya'dan Zenit'ten Almanya'daki Leverkusen takımı 2,5 milyon euroya satıldı Ocak'ta. Bakın transfer markette yazıyor sadece bende yok internet. Ki benimki çok kısır, kıtık, kısır çekiyor. Kısıtlı imkanlarla bu videoyu da size atıyorum. Bakın adam 25 milyon euro piyasa değerindeyken 2,5 milyon euroya geliyor. Dünyada kaç tane örneği var buna? 1. 2. 2. Siz Samat'ta da ağzınız yanmadı mı? Ocak'ta transfer ettikleri futbolcuyu 5'e 6'ya verince şşşt, ne oldu? Şşşt, ne oldu lan? Aston Villa'yı kazıklıyoruz. Şşt, demediniz mi? Kim kimi kazıkladı? Kim kime sapladı? Şark kurnazı yaparsan böyle olur. Al bak Serdar az bunun için çok net konuşuyorum. Kime gidiyorsa gitsin. İster kocaya kaçsın. ister Galatasaray'a gitsin. ister Beşiktaş'a gitsin. ister Trabzon'a gitsin. İster uzaya gitsin, ister anaokuluna gitsin. Nereye gidiyorsa gitsin. Umurumda değil ama ucuz etin yahnisi yenmez. Fırsat transferi diye bize saplattırmayın. Hesaplattırın bazı şeyleri. Ve size soruyorum ya mantığınızı sürün ya. Mantığınızı götürün. İkardi bilmem şu kadar milyon euro. İki buçuk milyon euroya bize verseler ne dersiniz? Olan ya İkardi'de bir sıkıntı var ya Ali Koç el altından para ver dersiniz. Söz konusu Fenerbahçe olunca şiki oluyor. Böyle oluyor. Başkası olunca. Ben şunu söylerim. Ulan Icardi'nin yıllık ücreti 10 milyon euro. İki sene sözleşmesi kalsa 20 milyon euro. 2.5'a bize verse 22.5 milyon euro kârda adamlar. Adam 22.5'a satmış olacak. Futbolcuyu derim. Bugün iki 2.5'a verse de ben bunu söylerim. Ha, Serdar Azmur için de söylüyorum size. Ayrıca bu sene golü yok. 5 maça çıkmış sanırım. ikisi. i̇kisi iki tane kupada asist yapmış. Artık Almanya 9. lig takımıyla mı yaptılar bilmiyorum. İki tane asist yapmış. Valla kararı size bırakıyorum ama bu transfer söylentisi bile hoş değil. Serdar Azmur'u konuştuk. Galatasaray'ı konuşalım. Hani Galatasaray Icardi'yi alıyordu. Şimdi Icardi'yi Galatasaray'a alıyor deyince ooo Icardi'yi alıyorlar. Yıkın ortalığı. Dıptı, dıptı, dıptı. Galatasaray yöneticisi çıktı. Ne Icardi'si? Icardi kim? Icardi'nin Muadil'ini alıyoruz. Umut Bulut, Umut Bozok dedi. Umut Bozok gibi Galatasaray'la Trabzon'la anlaştı. Trabzon'a gitti. Bize her yer Trabzon dedi. Ne oluyor lan? Yalan rüzgarı gibi. <laughs> yani çok ilginç. Şimdi Icardi'yi Fenerbahçe alsa Galatasaray'a ne atmış oluyor? Transfer çalımı atmış oluyor. Ama olmaz öyle. Niye? Galatasaray alsa Fener'e atmış oluyor. Bizim Fenerbahçe taraftarında bir yabancı hayranlığı var. Yabancı hayranlığı var. Çok seviyorlar yabancılar gömmeyi. Bizimkileri gömmeyi geçiniz. Peki Alfredo Morelos hocam. Alfredo Morelos daha önce konuştum. Alfredo Morelos daha önce konuştum. Samatta'nın yandan yemişi. Ve bize gelmeyecek dedim. Zaten teknik direktörü de Van Bronckhorst sanırım çıkmış demiş ki Morelos hiçbir yere gitmiyor demiş. Morelos'u almak için önce cesedimi çiğnememiz lazım demiş. Bedenime sahip olabilirsin ama Morelos'u asla mı demiş. Bir şeyler demişler. Derler Herkes kendi çapında şekil şükürlü bir şey söyleyebilir. O bizlik değil. Ama sizlik de değil. Ben moral olsun gelmeyeceğini söyleyeyim. Peki. Peki. Hemen benim şey yapıyorum. Hocam Maxi Gomez Trabzon'da şov yaparsa biz de yarın gidip dandik bir format alırsak Ali Koç ne yapacak? Ya video izlenilmiyor yazmış arkadaşlar. Başlığı değiştirdim. Kapak resmini değiştirdim. Başlıkta yani bir insan daha ne yapabilir bilmiyorum. Dikkat bu videoda ses sorunu yaşandığı için video tekrar çekiliyor yazdım. Ona rağmen yazmışlar hocam sesin gelmiyor diye. Ee, onlar da dinlemek istiyorlar. <laughs> onları da anlıyorum canları sağ olsun. Durum bu. Hocam hissi bir şey söyle. Hissi bir şey söyleyeyim. Yani, hocam içinden geçen söyle. İçimden geçen söyleyeyim. Lan, şu arabanın sorunu bir çözülseydi inşallah hayırlısıyla ya. Bir de araba fiyatları %50 düşseydi. En azından benim araba %50 düşerse fazla değer kaybetmiş olmaz ama. Peugeot 3008'in değeri %50 düşerse şimdiki arabamın üstüne biraz daha eklesem alabilirim ya. O kadar para biriktirmiş oldum. Acaba galerici var mı üyeler arasında? Hocam ne anlatıyor? İçinden geçeni söylediniz. İçimden geçen bu. Forvet konusunda içimden geçeni soracak olursanız içimde mi ses? Stoper alıyorsan İtalya Ligi'nden, Forvet alıyorsan Fransa Ligi'nden diyor. Çünkü bize Fransa Ligi'nden gelen Forvetler hep tutuyor. İtalya Ligi'nden gelen Stoperler de hep tutuyor. Ya İtalya liginden stoper alıyoruz. Fransa liginden forvet alıyoruz. Hocam Icardi'nin ihtimali. Ben boşuna kapak resmine Icardi koymam. Hocam arkada birisi gözüküyor. Icardi'nin arkasında. He ya birisini daha koydum. Bilmiyorum subliminal mesaj olarak olabilir. Premier lig geçmişi olan ya da oynayan. Ee, o arkadaşla da zamanında çok ilgilendik ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'miz UEFA'ya UEFA Avrupa Ligi'nde oynatabileceği isimleri 1 Eylül Cuma gecesi saat 01.00'da veriyor. Yani yaklaşık bu videonun yayınlanma süresinden yaklaşık 12 saat sonra. İkincisi ikincisi Fenerbahçe mesela Pelkas'ı gönderdi. Pelkas Acun'la birlikte Hal maçını izledi. Etti. Ama daha açıklanmıyor. Arkadaşlar da bana diyor ki hocam Fenerbahçe niye hala pasiflik yapıyor, niye açıklamıyor? Lan kardeşim aklınızı ekmekle mi yediniz? Manyak mısınız? Kafayı mı yediniz siz? Futbolcuyu alan takım açıklamaz mı? Niye biz açıklayalım? Biz pelkası gönderdik. <laughs> Bu. Biz pelkası sattık ha. Dangal diye bir film vardı bilmiyorum izlediniz mi? Çok hoş bir filmdi. Orada diyor ki insanlar diyor niye diyor e, hani bir şey yapacaklarını diyor insanlara diyor çalgılı çengili duyurmak ihtiyacı hissediyorlar diyor. Çok enteresan diyor. Hem ayıp diyorsunuz diyor hem çalgılı çengi diyor. O filmi de izlemenizi tavsiye ederim. Çok e, mesajı bol bir filmdi. Neyse. Galatasaray Fenerbahçe ve Trabzonspor an itibariyle fırsat transferi kolluyor. Filmin adı <laughs> aşkın Memnunsuz. Fenerbahçe Maxi Gomez'le görüşüyor. Fenerbahçe Maxi Gomez'i alacakken Trabzonspor gidiyor. Cornelius satıyor. Cornelius satan Trabzon Maxi Gomez alıyor. Fenerbahçe tam Galatasaray Icardi'yi aldı diye taraftar Ali Koç'a küfrederken Fenerbahçe gidip Galatasaray'ın elinden Icardi'yi almaya çalışıyor. Fenerbahçe Icardi'yi alacağı zaman herkes çöpleme telaşına başlıyor. Galatasaray ne alıyor? Yarmolenko'yu alıyor. Galatasaray'ın yok Yarmolenko değil yani niye alıyordu? Bir forvet alıyordu. Umut bozu almak istiyor Galatasaray. Trabzonspor Umut Bozo elinden alıyor. Umut Bozo Galatasaray'ın ama bize her yer Trabzon diyor. Tamamen yalan rüzgar gibi değişik şekilde şükürlü bir transfer şeyi. Bu arada Beşiktaş kız kız Ha Ha ve Korsu gördünüz mü? <laughs> Yatan Sivas'a nasıl oynadı <laughs> falan yapıyor. Herkes kendi davasının derdine. Keyif almaya bakın. Bekleyin. Ben size bir şey söyleyeyim. Girip de sosyal medyaya Ali Koç şöyle kötü böyle kötü çok şu, şucu bucu şu falan filan saçmalamayın. Bekleyin. Olur mu? Bekleyin. 12 saat sonra zaten her şey açığa kavuşur. Kavuşmazsa da ben elimden geleni yaparım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.